Merhaba arkadaşlar. Bugün üçgende açılardaki formüllerden bahsedeceğiz. İlk formülümüz verilen bir üçgende iç açılar toplamı 180 derecedir. Bunları şöyle gösterebiliriz. A açısı, B açısı ve C açısını düşünürsek. Şimdi bu formül nereden çıkıyor? BC kenarına bir paralel çizersek eğer. Z kuralından dolayı burayı da C açısı olarak adlandırabiliriz. Aynı şekilde Z kuralından dolayı burayı da B açısı adlandırdığımız zaman burası bir doğru açı oldu. Ve 3 tane iç açımızın toplamı 180 derecedir. Şimdi ikinci formülümüz diyor ki 2 tane iç açının toplamı bir tane dış açı eşittir. Şimdi C açısının dış açısını düşünürsek A ile B'nin toplamı eşittir C üssü diyebiliriz. Tabi bunu diğerler için de uygulayacak olursak mesela A ile toplamı benzer bir mantıkla şurayı uzatalım. Burası da B açısı ise o zaman A açısı da eşittir B artı C şeklinde yazabiliriz. A üssü açısı. Şimdi 3 tane dış açımız var. B artı C, A artı B ve A artı C. Topladığımız zaman yani formüle edecek olursak İki tane iç açı, iki tane iç açı ve iki tane iç açı şeklinde. İç açıların toplamı 180 dereceydi. O zaman toplam 360 derecedir diyebiliriz. Arkadaşlar üçgendeki açı ortay formüllerinden devam ediyoruz. Şimdi bir formülümüz bir verilen üçgende iki tane iç açı ortay bir noktada kesiştiği zaman eğer biz bu A açısına alfa dersek bu açıya da beta dersek. Şimdi biz beta açısını arkadaşlar şu şekilde yazabiliriz. 90 artı alfa bölü 2 diyebiliyoruz. Bunun çıkış noktası da eğer şu açılara AA şu açılara da BB şeklinde isimlendirme yaparsak. Büyük üçgende iç açılar toplamı küçük üçgende iç açılar toplamını her ikisinde taraf tarafı topladığım zaman alfa ve beta açıları türünden yazabiliriz. Şimdi diğer bir formülümüze geçecek olursak bu formülde de iki tane dış açı ortay bir D noktasında kesişiyor. Ve şurada oluşan açımıza beta şuradaki açımıza yine alfa dersek beta eşittir 90 artı alfa bölü 2 diyebiliriz. Bu formülde de şuralara isimlendirme yaptığımız zaman büyük üçgende ve küçük üçgende iki tane açı ortay yazarak bulabiliriz. Şimdi bir dış açı ortay ve bir iç açı ortayın kesiştiği de oluşan şu açıdan yola çıkacak olursak A açısıyla arasındaki bağlantıyı şu şekilde kuracağız. Eğer buralara A, A diye isimlendirme yaptığımız zaman buraya da B, B dersek bir iç açı ortayla bir dış açı ortay bir noktada kestiğinde arada oluşan açı A açısının yarısına eşittir diyebiliriz. Bu formülümüzde de bize bumarank diye isimlendiriliyor. Verilen bu üç tane açının toplamı bize şurada oluşan açıyı bulmamıza yarıyor. Alfa eşittir. A artı B artı C diyebiliriz. Bunun da çıkış noktası eğer şuraya uzatırsak. A ile B'nin toplamı yani iki iç açının toplamı bir dış açıdır diyebiliriz. Yine aynı şekilde iki iç açının toplamı bir dış açı deyip bu formülü de bu şekilde ispat edebiliriz. Arkadaşlar şimdi açı kenar bağıntıları ile devam ediyoruz. Açı kenar formüllerinden bahsedecek olursak verilen bir üçgende eğer açılarda bir sıralamamız mevcutsa A büyüktür, B büyüktür, C şeklinde. Yani üçgenimizde A açısının karşısındaki kenara a, B'nin karşısındaki kenara b ve C'nin karşısındakine c dersek eğer açılarımız büyüdükçe kenarlarımız da büyüyor. Eğer A açısı en büyük açıysa A kenarımız büyüktür. Sırasıyla B kenarından o da büyüktür C şeklinde diyebiliriz. Eğer açılar eşit olduğu zaman bu sefer kenarlarımız eşit oluyor. İkinci bir formülümüze geçecek olursak arkadaşlar, kenarlar arasındaki bağlantıdan bahsedeceğiz. Şimdi üçgenimizi büyütelim. Verilen bir kenar. Mesela A kenarından yola çıkacak olursak. A kenarı diğer iki kenarın toplamından küçüktür. Mutlak değerce farkından büyük olmak zorundadır. Üçgen çizebilmek için Aynı mantıkla B kenarı içinde diyebiliriz. Mesela B kenarı diğer iki kenarın toplamından küçüktür. Farkından büyüktür diyebiliyoruz. Son olarak da C kenarı için aynı şeyi düşünebiliriz. O zaman C kenarı diğer iki kenarın toplamından küçüktür, farkından büyüktür diyoruz. Arkadaşlar bu konseptteki videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorum kısmında görüşlerinizi bildiriniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Biz beta açısını alfa artı öyle bir şey yazamayız. Tekrardan sileyim ben burayı.